Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîran ve salâtu ve selâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel khayri ve alel asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atın dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasilen nebî sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ennehu kâl: İkâmetu haddin min hudûdillâh hayrun min matarın erba'ine leyle fî bilâdillâh. Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberan ızâm aleyhüm salavat ve teslimat, Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbalar, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmain, bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal-ı arbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmain, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşafenlerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin erva için El-Fatiha. İkterebetis sa'atu, kıyamet yaklaştı. Kıyametin kopma saati yakın geldi. Evet. Kıyamet gelince ne var? Herkes ölecek. Hesap var. Mahkeme-i Kübra var. Sırat köprüsünden geçmek var. Allah korusun cehenneme gitmek var. Allah nasip etsin, cennete gitmek var. Bunu hatırlayın diyor. Her an, her zaman zihninizden çıkarmayın. Kıyamet yaklaştı. Biliyorsunuz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesi bile kıyametin alametlerindendir. Çünkü Peygamberimiz benden sonra peygamber gelmeyecek. Bitti bu iş diyor. Ben bütün peygamberlerin mührüyüm. Tamamladım. İş tamamlanınca dünya işi bitti demektir. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ahir zaman peygamberi derler. Zamanın sonunu. Bu ne kadar sürer bilmiyoruz. Allah biliyor. Kıyametin ne zaman kopacağını yalnız Allah bilir. Yalnız Allah bilir. Peygambere bildirmediği ilim kalmadı. Hiçbir şey senden sakınmadık var Miraç hadis ayetlerinde. Ama bunu söylemeye yetkili kılınmamış. Onun için Cebrail aleyhisselam bir keresinde Medine'de Efendimiz müminlerle otururken gelmiş. İslam, iman nedir? Bizim ementümüzü okumuş peygamberimiz. Doğru söyledin demiş. İslam nedir? Bizim İslam'ın şartı beştir okumuş onu. Doğru söyledin demiş. Kıyamet ne zaman kopacak deyince bunu soran sorulandan daha iyi bilmez demiş peygamberimiz. Bilmiyorum dese yalan olacak çünkü her şeyi öğrendi. Biliyorum dese söylemesi lazım, Allah'ın kanununa aykırı, söylemesi yasak. Bunu soran sorulandan daha alim değil, daha iyi bilmiyor diye böylece. Demek ki buradan ne çıkarıyoruz? Zor durumda kaldınız mı yuvarlak, yalan söylemeden geçiştirebilirsiniz. Evet, bu o demek. İmam-ı Azam bunu çok kullanmış. Bu konuda çok usta, çok usta. Zor durumlarda hem zorlanan şeyi kabul etmiyor, hem de kelleyi kurtarıyor. Mesela halife, İmam-ı Azam çok sevilen bir kişi olduğu için illa onu başkadı yapmak istiyor ki, bak bu bile benden görüyor musunuz diye kullanmak istiyor onu. Halbuki zulüm ediyor.
diktatör bir adam. Onun için çağırmış, demiş sana baş kadılık vereceğim, baş kadı olacaksın. Demiş ben yapamam, özür dilerim. Yalan söylüyorsun demiş. İmam-ı Azam Hazretlerine halife, efendim demiş, yalancı kadı olamaz, ayetle sabit, peygamberin sünnetiyle sabit, benim kadı olamayacağımı bizzat siz söylediniz demiş. Yalan söylüyorsun dedi, yalancısın yani. Siz söylediniz deyince, atın bunu zindana demiş, söyleyecek söz bulamıyor. Kırbaçlayarak öldürüyorlar. Evet, yine de kabul etmemiş o. Kirli işlerine alet olmamış. Adamın kirli işlerine alet olmamış. Şimdi gidiyorsunuz, bunları hep bilmek lazım. Şu saati alacaksınız. 500 lira diyorsun mesela. Olur mu diyor ya filan. 500 lira saat mi olur ya? 50 liraya var, 10 liraya var, 5 liraya bile var. Evet. Kusura bakma, idare etmez. Ne idare etmez? Kar idare etmez. Az buluyorum karımı yahu ben. Herkes 300'e satıyorsa bu saati, ben satmayacağım. Kar idare etmez. Ama ne yapıyor herif? Ben bunu diyor 400 aldım diyor. Halbuki yalan. 50'ye almış. Bunu demeyeceksin. İdare etmez. Kârı idare etmez. Az buluyorum ya. Yuvarlak bak işin. Evet, böyle akıllı hareketlerle işinizi görebilirsiniz. Evet. Kıyamet kopacak. İktarabat-ı sa'atu ve enşakkal kamer. Ayet-i Celle var. Ne zaman kopacağını Allah biliyor. Bunlar gayb ilimlerindendir. La ya'lemul gaybe illallah. Gayb ilmini de ancak Allah bilir. Peygamber de Allah bildirdiği zaman bilir. O da bilemez. Allah'ın kendine mahsus şeylerdendir. Şimdi kıyamete saat demişler. Halbuki saat biliyorsunuz günün bir parçasına deniyor. Günü 24 parçaya ayırmışlar. 24'te birine saat denmişler. Öyle değil mi? Kıyamete niye saat demişler? 21 günün tamamına göre 24'te biri az bir zaman değil mi? Kıyamet de an meselesi. Onun için adı saat olmuş. Kün dedi mi oluyor. Evet, anında kıyamet bir anda göz açıp yumacak zamandan bile kısa anda yok olacak dünya. Onun için saat denmiş. Evet, kıyamet yaklaştı. Yaklaştı. Ve la yezdadun nasu ala dunya illa hırsa. Kıyametin büyük alametleri var, küçük alametleri var. Büyük alametleri işte Deccal çıkacak, İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. Yecüc Mecüc çıkacak, Duhan çıkacak. İşte şartta bir yer batacak, batıda bir yer batacak. Bir ateş zuhur edecek, Müslümanlar peşinden şuraya sürükleyecek gibi. Evet, büyük alametler henüz çıkmadı. Ama küçük alametlerin hepsi var. İşte o küçük alametleri beyan ediyor. Kıyamet yaklaştı. Ve la yezdadun nas ala dünya illa hırsa. Evet. Dünyada insanların hırsı gittikçe artar diyor Peygamberimiz. Eskiden anlatıyorlar bizim çocukluğumuzda 25 yaşında, 26 yaşında köy meydanında çellik çomak oynarmış herif. Para kazanma derdi yok, hırsı yok, bir şeysi yok. Karnını doyurdu mu, oh yeter. Şimdi zavallı 3. sınıf ilkokulda hadi simit sat gel diyor, para kazan gel diyor. Ne kadar doğru değil mi? Eskiden karnı doydu mu, aman ölümlü dünyada ne olacak ya diyor. Şimdi yok, daha fazla yapayım. Dünya yaklaştı, kıyametin kopması yaklaştı. İnsanların hırsı gittikçe artar. Bir numara ben olacağım diyor herif. En üstü ben olacağım diyor. Hırsları artar. Evet. Ve la yezdâdûne minallâh illâ buğdan. Hırs artınca da
Allah'tan uzaklaşırlar. Allah'tan uzaklaşıyorlar tabii. Adam ticaret yapacağım diye camiye 5 vakit namaza gelmiyor. Namazı da kaçırıyor canım. Hacca bile gitmiyor adam. Evet, hacca bile gitmiyor adam. Şimdi gidersem 1 ay uzaklaşacağım. Şöyle olacak, böyle olacak. Bir sürü mazeret, daha çok kazanayım diye. Evet. Zekatın 1/40'ını vermiyor adam. Malının 1/40'ını. Şimdi ben diyor bunu 1 sene sonra verirsem diyor, katlarım bunu diyor. Ondan sonra veririm diyor. Hırs. Allah'tan uzaklaşıyor. Zekat fakirin hakkı. Zulme diyor fakire. Allah'tan uzaklaşır. Hırs artınca namazı terk eder. Evinde kılmaya kalkar. Camiyi terk eder. Camide namaz kılmakla evde namaz kılmak bir mi? Bir kere camide cemaatle namaz kılsanız garanti namazınız geçerli. Uydum şimdi ama dediniz mi? Efendimiz buyuruyor. El imamu damin vel müezzin mu'temen. İmam kendisine uyanların kefilidir. Burada şimdi kaç yüz kişi namaz kıldıysa herkesin namazı garanti belgesiyle geçerli. Hoca yanlış yaptıysa hepsinin hesabını verecek. Ama bir de düzgün güzel kıldırdıysa sen bir alıyorsun, o 300 kişilik sevap alıyor. Kaç kişiye kıldırdıysa öyle bir şey imamlık. Evet, öyle bir şey. Yani akıllı adam 5 vaktin camide kılar, garantilik kabul olsun diye. Namazın fazlalarından birisi kıraat. Düzgün okuyabiliyor musun? Hayla hı'yı ayırabiliyor musun? Satla s'yi ayırabiliyor musun? T, peltek s'yi var. Nerede Türkçe'de bunlar? E bu Arapça okuyoruz Kur'an'da. Evet. Huvallahul halikul bari'ül. Allah yaratandır. Ama sen halik diyeceğin yere, halik desen Allah birinci sınıf berberdir demiş olursun. Haşa. Ne kadar şey. Onun için en iyisi camiye gitmeli. Uydum şimdi ama imam hesabını versin. Senin işin tamam. Akıllı adam böyle yapar. Ama hırslı adam şurada kılıverem canım. Şimdi ben namaza gidersem müşteriler döner gider, para kazanamam. Hırstan dolayı. Evet. Hırsları artar. Allah'tan uzaklaşmaları da artar tabii. Dünya insanı ahiretten, Allah'ın rızasından uzaklaştırır. Genel bir şeydir bu. İnsanlar dünyalığı sever tarzda yaratılmışlardır. Ben malı, mülkü, parayı sevmeyen demen yalan söyler. Öyle yaratılmış Allah. Ama o sevgisini Allah'ın çizdiği sınırda durdurmak, marifet budur. Marifet budur. Dünyaya tapmamak marifettir. Dünyalık sahibi olmamak değil. Dünyalık sahibi olmazsan zekat veremezsin. Türkiye'den hacca gidemezsin. Değil mi? Şu camiyi yaptıramazsın. Kazanamazsın. Ama dünyaya tapmamak marifet. Dünya tapsaydı bana ne gerek ya diye bu muhteşem eseri neye yaptırsın adam? O parayı başka yerlerde kullanırdı. Dünyaya tapmamak marifettir. Dünya kazanmamak değil. Evet, ama bunu her insan yapamıyor. Dünyalık insanı imtihan sebebidir. Allah'tan uzaklaştırıyor, ibadetten uzaklaştırıyor. Dünyada ki hesap ahirettekinden farklı. Halbuki o dünya hırsına kapılan adam akılsızlık yapıyor. Neden? Ne diyor bak? Ve inne yevmen inde rabbik kelfin senetin mimma taudun. Ahiret günü. Ahiret günü, dünya günü hiçbirbirine uymuyor. Bir ahiret günü sizin dünya günümüzden 1000 yıldan fazladır diyor. Şimdi gelip geçici dünya için hırsa kapılıp namaz kılmıyor, haccı terk ediyor, zekatı vermiyor, herif cemaate gitmiyor. Halbuki ahiret buranın 1000 gününden oranın 1 günü çok. Esas orayı düşünmesi lazım kafası çalışan adamın. Daha ne zaman canım kıyametin kopması? Efendimiz
son devir peygamberi. Yani bu iş bandına girmiş. Küllü etin garip. Her gelen yakındır. Bir bakıyorsun Allah Allah gelmiş. Ömür bile şuraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun, şuralarda görev yapıyorsun, buralarda görev yapıyorsun. Allah Allah bu yaşa geldim sanki dün gibi. Hiç gezmemişsin gibi. Gelen çok yakın. Anında farkında olmadan karşına dikiliyor. Evet. Onun için akıllı olmalı, dünyaya hırslı olmamalı, Allah'tan uzaklaştıracak bir hırsa kapılmamalı, kapılmamalı. Evet, Hakim Müstetekin'de Abdullah Mesud'dan bu konuda dünya ile ilgili çok hadisler gelecek, ayetlerde var. Uktulul vezaga velev fi cevfil Kabe. Kabe'nin içinde bile olsa vezagayı öldürün. Vezagayı öldürün. Ne demek vezaga? Bilmem köylerde kaldıysanız görmüşsünüzdür. Ben gördüm. Kayaların üstünde olur. Timsah kılığındadır. Üçgen kafalı, kuru kafalı, karnı yassı, kuyruğu uzun. Bizde güneşe tapan derler ona. Sam-ı Abras derler Arapçada. Keler cinsinden bir şey. O evlerde olan keler değil, o masumdur. Gerçi süt tulumlarını, yağ tulumlarını deler kerata yer ama öyle zararsız bir zavallıdır o. Ama bu Sam-ı Abras alacalı, karnı geniş, kuyruğu uzun. Kayaların üzerinde bulunur. Güneşte çok sever güneşi. Peygamberimiz ne diyor? Kabe'nin içinde bile olsa onu öldürün diyor. Evet. Haşerattandır. Zararlı haşerattandır. Çikindir. Pistir. Evet. Neden öldürün diyor? Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam peygamberimizin atasıdır. Bizim de atamız onun atası olunca. Onun için namazlarda Allahümme salli, Allahümme barik var ya. Ve alâ âl İbrahim'e, ve alâ İbrahim'e, ve alâ âl İbrahim'e. Hep atamızı anarız. Minnet borcumuz var. Evet, İbrahim Aleyhisselam Nemrut döneminde yaşamış. Allah'ın bir güzel peygamberi, Halil ittihaz ettiği, dost ittihaz ettiği bir peygamberi. Evet, Nemrut'la münazaraları var. Kur'an'da da geçiyor. Putlara tapmıyor. Nemrut'a tapmıyor. Babası da tam putperest. Nemrut'un adamı. Bu da Allah'ın himayesinde, lütfunda tertemiz bir insan. Evet. Çağırmış Nemrut onu. Senin Rabbin ne yapar? Benim Rabbim demiş, insanları öldürür, diriltir. İki adam çağırmış Nemrut, tanrılık davasından gidiyor. Vurun bunun kellesini demiş, aha öldürdüm demiş. Öteki de sen git demiş, serbestsin, aha dirilttim. Halbuki zaten diri adam, sen diriltmedin ki. İbrahim Aleyhisselam demiş, benim Rabbim güneşi doğudan doğdurur, batıdan batırır. Sen demiş, madem yetkin varsa güneşi batıdan doğdur. Nasıl dolduracak? Febüfitellediği kefar. Kafirin şeyi, bitti işi. Tutuldu dili. Sepetinde pamuk kalmadı. Atın bunu ateşe. Evet. Yakacaklar şimdi. Aciz insanın işidir bu. Hakkından gelemeyince atın bunu ateşe. Bir hafta odun toplamışlar. Onu tevkif ettikten sonra yakacaklar, o ateşi yakacaklar ve içine atacaklar, yakacak İbrahim Aleyhisselam'ı. Şimdi bu vezayenin onunla ilgisi var. Hiçbir hayvan oraya ateş, odun taşımamış. Sadece katır taşımış. Tefsirlerde verilen bilgi bunlar. Onun için katırın şeysi olmaz, yavrusu olmaz. Evet, hayvanın şeysi yok ama İradesi, aklı yok ama öbür hayvanlar taşımamış, o taşımış. Öyle diyorlar yani. Yavrusu olmaz. Ya kısraktan olur ya eşekten olur katır.
Ateş tamamlandıktan sonra ateş yakılmış, tabi bir an evvel yansın da ateş atayım diye. Öbür hayvanlar ateşin sönmesi için çalışıyorlarmış. Bu vezaga cürmü küçük, öyle pek büyük bir şey değil. O ateş çabuk yansın diye üflermiş. Nefesiyle ateşi üflermiş. İbrahim Aleyhisselam ateş yansın çabuk diye. Onun için Peygamberimiz, Buhari'de hadistir. Burada işte Kabe'nin içinde bile olsa onu gördünüz mü öldürün diyor. Yine Buhari'de, Müslim'de men katele vazagan fi evveli dorbatin kütübet lehu mi'etü hasene. Bu vezaga dediğimiz güneşe tapanı gördüğü zaman bir adam ilk darbede öldürürse 100 sevap alırdı. 100 sevap alır. İkinci darbede olursa aşağı alır. Üçüncü darbede olursa ondan aşağı alır. Sonra öldürürse diyor derece alamaz diyor. Çabuk öldürün. Kimisi bunu şöyle yorumlamışlar. Şimdi o hayvanı öldüreceğiz. Ama işkence yapmak hakkımız değil. Mesela hayvanları biz öldürebiliriz, zararlı hayvanları. Şimdi yaz mevsimi, sivrisinekleri öldürebilirsiniz ama yakamazsınız. Fareyi öldürebilirsiniz. Yılanı öldüreceksiniz zaten şey geliyor. Ama yakamazsınız. Onun için ekini yolduktan sonra yerinde kalan, toprakta kalan kısmı anız derler ona. Yakarsanız yangın çıkar. Onun arasındaki karıncalar yanar, fareler yanar, kurtlar, kuşlar yanar. Yakma hakkımız yok. Zararlı olanları öldürebiliriz. Ama yakma hakkımız yok. Yakmak Allah'a mahsustur diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şeyi güneşe tapanı da öldüreceğiz. Ama işkence yapmak hakkımız yok. Bir darbede öldürürsen can çekiştirmeden çabuk canı çıkar. Beş dakika kıvrana kıvrana ölmesi daha acıklı. Bir diyorlar bu anlamda söylemiştir bunu. Yine öldürülsün ama işkenceden kaçtığı için diyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın bu kötülüğü yaptığı için onu öldürmek bir şeydir. Emr-i maruftur, iyiliktir. İyiliğe acele etmek de güzel bir şeydir. Bu manada söylemişti diyorlar. Artık hayırlarda öne geçin anlamına diyorlar. Böyle yorumlar var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sözü naklediliyor. Ben de nakledeceğim. Sevmediği bir adam girmiş yanına. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir çocuk doğdu mu çocuğu götürüyorlar bir oku ve ya Resulullah diyorlar. Bir çocuk getirmişler. Onun ileride ne olacağını biliyor Peygamberimiz. Keler oğlu keler bu demiş. Keler kelimesi orada kullanmış. Vazaga kelimesini. Yani bu güneşe tapan. Keler oğlu keler bu demiş. Adam iyi adam değil. Sonra da zaten öyle olmuş. Öyle bir laf da kullanmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu keler yani güneşe tapan zafaran olan eve girmezmiş. Sağırmış bu. Kulağı duymazmış. Öldürüleceğini bildiği için insanın gördüğü anda süratle kaçar hemen. Süratle kaçar. Bu öldürüleceğini bildiği için bu şey hadisi, Müslim hadisini size de arz ettim. Burada da işte Kabe'nin diyor içinde bile olsa ihramlı olsanız efendim haram bölgesinde olsanız bile öldürün diyor. Böylece bir hükümler de çıkıyor tabii. Zarar veren haşeratı ihramlıyken öldürmek caizdir. O hükmü çıkıyor. İhramlıyken bile olsa haram dahilinde de öldürülebilir zarar veren şeyler. Evet, bunu öldürebilir. Onun hükmünde böylece çıkarmış oluyoruz. Hadis-i şerifi
hadis-i şerifi Abdullah ibn Abbas'tan tayalisi nakletmiş. Ebu Davud nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin.